Biraz daha karşılıklı olabilir. Ha, soracaksınız. Bu bizim işimizin bir parçası. Eşimizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan ayrı kalmak işimizin bir parçası. Fakat işimizin bir parçası olmayan bir kısmı onları da risk altına atmak oldu. Daha çok büyüklerimizi, annemizi, babamızı, onları görememek çok zor oldu. Özellikle yani şahsım adına konuşacak olursam bu sene çok fazla kaybım oldu ailemden. Cenazelerine gidemedim, onları son kez göremedim. Son kez sarılamadım onlara. Covid'den kaybettiklerim de oldu. Keşke orada olsaydım demek istedim. Ama orada olsaydım da acaba onları kurtarabilecek miydim diye çok sordum kendime. Maalesef bu hastalık böyle. Bizi sevdiklerimizden ayırabiliyor. Sevdiklerimize aramıza engel koyabiliyor. Umarım en kısa sürede bu salgın biter ve biz de sevdiklerimizle güzel günlerde buluşuruz. Hayatımın son bir senesi aslında benim 80 yaşına geldiğimde de anlatacağım hikayelerle dolu. Özellikle genç hastaların durumları çok acı. Özellikle eğer buraya geldiklerinde solunum cihazına bağlı değillerse onların döktükleri gözyaşları çok acı. Kan, ter bu işin içinde vardı. Her zaman vardı. Biz hep terliyorduk. Ama biz hiç gözyaşı dökmüyorduk. Biz hiç hastalarımızla beraber ağlamıyorduk belki ama biz onlarla beraber ağladık. 47 yaşındaki bir hastamızın kızlarımın üniversiteyi kazandığını göreyim demesi beni çok üzmüştü. Maalesef biz o kızlarını da gösteremedik onlara. Hakeza beraber omuz omuza çalıştığımız arkadaşlarımızın ailesinden insanları kaybetmesi bizi derinden üzdü. Sevdiklerimizi kaybetmek bizi derinden üzdü. Hastaların hikayelerini dinlemek bizi derinden üzdü. 40 yaşında babasının cenazesine gidip geldikten sonra sanırım sırada benim cenazem var diyen hasta bizi çok üzdü. Lütfen sıradaki cenaze siz olmayın. Lütfen sıradaki cenazelere sıra eklemeyin. Bu işi ülkece, el birliğiyle bitirelim. Sonrasında hep beraber bir araya geliriz. Benim 2 yaşında bir kızım var. Çoğu zaman yaklaşamadık, çoğu zaman çocuğumuza sarılamadık. Annem bakıyor, annemle sarılamadım, annemlere çoğu zaman gidemedim. Çocuğunu ailesinde bırakıp da günlerce gitmeyen insanlar da var. O yüzden bu süreç bizim için bu konuda çok zor oldu. Dediğimiz gibi onları korumak adına yapacak bir şeyimiz de yoktu. Covid hastası bakmak zaten zor.
Ama hani bu kişisel koruyucu önlük ekipmanları giyip saatlerce içinde kalmak ayrı bir sıkıntı, ayrı zorlukları var. Bazen hastaya girdiğimizde 1 saat 2 saat çıkamadığımız zamanlar oluyor. O tulumların içerisinde gerçekten zor nefes alıyoruz. Çok bu konuda çok zorlandığımız zamanlar da oldu. Yani çok şey de çok anılarımız var. Maalesef acı dolu diyeyim ben size ama genç yaşta en büyük şeyimiz genç yaşta kayıplarımızın olması. Covid'den kaybettiğimiz hastalarımız oldu genç yaşta. Onlara unutamadığımız oldu. Mesela bizde bir amca vardı. Karı koca yatıyorlardı yoğun bakımda. Birisi bizim yoğun bakımda yatarken öbürü de diğer yoğun bakımda yatıyordu. İkisinin de birbirinden haberi yoktu. Biri iyileşti çıktı ama diğeri maalesef ki vefat etti. Biz buna yani ben buna çok üzülmüştüm yani. Çok sağ olun.